Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Soru bankası videolarıma devam ediyorum. Şimdi 5. sorunun çözümünü sizlere anlatacağım. Başlamadan önce isterseniz siz videoyu durdurup kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hiç vakit kaybetmeden okuyalım. Hasan iş ararken yukarıdaki ilanları inceliyor. Günlük yol masrafı her kilometrede 2 TL ise Hasan B şirketinde çalışması durumunda A şirketine göre bir aylık kazancı kaç TL fazla olur diyor. Şimdi inceleyelim. A şirketinde günde 120 TL alacak ve evinden oraya gitmesi 10 kilometre. Şimdi ne kadar masraf olacak? İlk önce bunu hesaplayalım. 10 kilometreye gidecek bir de geri gelecek değil mi? Akşamleyin yani şirkette yatmayacak. O yüzden 10 gidiş 10 da geliş 20 kilometre oluyor. Şurada yapalım 20 ve her kilometrede 2 lira masraf var yani araç o kadarlık demek ki yakıt harcıyor 20 çarpı 2 ne oldu 40 TL masraf oldu ne kadar alacaktı? 120 lira 120 lira 120 liradan bu masrafları çıkarıyoruz demek ki geriye ne kalıyor 80 lira yani bu A şirketinde çalıştığında her gün 80 TL cebine kalıyor kar yani daha doğrusu kazanç masraflar çıkınca. B şirketindeki duruma bakalım. Uzaklık 4 kilometre. 4 gidiyor 4 de geri geliyor. 8 kilometre oluyor yani. Ve 2 liralık masraf var. 8 çarpı 2 16 TL masraf oluyor. Günde 100 TL veriyorlar burada. 100'den 16'yı çıkaralım. Bakalım burada eline ne kadar para kalacak. Ne oldu? 84 lira kazanmış oluyor. Şimdi durumu değerlendirelim. B şirketinde çalışırsa 84 TL kazanmış olacak masraflar çıktığında. A şirketinde çalışırsa 80 lira. Ne kadar fark var? B şirketinde ne kadar fazla kazanmış oluyor bir günde? 4 lira değil mi? 84 eksi yine de işlemde gösterelim. 4 lira fazla şey kazanmış oluyor B şirketinde. Ve bir aylık bize ne diyor? B şirketinde çalıştığında A şirketine göre bir ayda ne kadar kazanmış olur fazladan? O zaman 4 lira olduğu için 30 gün çarpı 4. Demek ki bir ayda 120 TL daha fazla kazanmış olacak. Yani cevabımız B şıkkı olacak. Umarım sizlere yararlı bir soru çözümü olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.